Sesli köşelerde Bülent Korucu'nun kaleme almış olduğu TR724'te yer alan Levent Gövüneli başlıklı yazısını dinliyorsunuz. CHP'li Meclis Başkan Vekili Levent Göğün, Kazakistan'da FETÖ'cülerin iadesini istemesi, AKP lideri Tayyip Erdoğan'ın "dişime göre muhalefet bulamadım" açıklamasına denk geldi. Laf aramızda Erdoğan yanlış biliyor. Dişime göre kolay lokma demektir. Tam da CHP'yi anlatan bir deyim. Levent Gök, sosyal medyada gördüğü tepki üzerine 15 Temmuz'da bombalanan mecliste bulunup "darbeye karşı çıkan bir milletvekili olarak iki elim yakanızdadır" şeklinde ikinci bir tweet attı. El deyince benim aklıma 2018 anayasa değişikliklerinin mimarı Bekir Bozdağ'la el ele fotoğrafları geldi. Bugün artık AKP'lilerin dahi ülkeyi çöküşe götürüyor diye itiraf etmeye başladığı sistem değişikliğinin görüşüldüğü oturumdaki samimi görüntü tepki çekmişti. Gök, o kareyi savunmak için Bozdağ'ı uyarırken çekilmiş olduğunu öne sürdü. Bütün mesele de bu zaten. CHP'deki bazı isimler, AKP ve Erdoğan'a muhalefeti Zeki Müren'e izafe edilen "alçak düşman, al sana bombe" kıvamında yapıyor. Önceden despotizmin dalgaları onların kıyıları dövmeye başlamadan uyanmayacaklar diye düşünüyordum. Zamanla bu da doğru çıkmadı. Bir parti düşünün ki genel başkanı organize biçimde linç edilmek istensin ve bunun bile hesabını soramasın. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ölümden döndüğü saldırıda Levent Gök de yaralanmıştı. Saldırgan tutuklanmadı. Üstüne üstlük AKP'lilerin madalya takmadığı kaldı. Gök, illa birinin yakasını tutmak istiyorsa o yumruğu atanın, onu azmettirenin ve kahraman muamelesi yapanın yakasını tutsun. 15 Temmuz'la ilgili de tutacak çok yaka var. Meclis Araştırma Komisyonu kurdu. Normal demokrasilerde parlamento gücünü kullanarak bazı gerçekleri ortaya çıkarıyor. Bizde aylarca AKP üye vermediği için çalışamadı. Sonra muhalefet partilerinin istediği hiçbir tanık komisyona getirilmedi. Olayın muhatabı Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan tenezzül edip konuşmadı. Erdoğan bir işaretiyle komisyonu dağıttı. AKP'li Başkan Reşat Petek'in basın önünde teslim ettiği rapor kayboldu. O eksik ve ön yargılı raporda bile ağızlarından kaçırdıkları gerçekler vardı. Bu yüzden Erdoğan tarafından buharlaştırıldı. 15 Temmuz'a dair genel kurulda araştırmaya dair tek oturum yapamamış parlamentonun başkan vekili olarak önce kendi yakasına yapışsın. Aslarının bir emriyle darbeyi önleyebilirdi diye eleştirdiği Genelkurmay Başkanı'nın yakasını tutsun. 8 saat önce öğrendiği girişimi Başbakan ve Cumhurbaşkanı'na haber vermediği öne sürülen MİT Müsteşarı'nı sigaya çeksin. Darbeyi öğrendiği saatle ilgili 4 farklı zaman söyleyen, en azından görevi ihmalle suçlanabilecek bürokratını koruyup terfi ettiren Cumhurbaşkanı'na "aa bu çelişkiler ne iş?" diye sorsun. Kazakistan'daki gariban öğretmene çemkirmek ucuz kahramanlık. Bir başka CHP'li Özgür Özel de KHK'lıları kabulünde Cemil Barlas ve Cem Küçük gibi yandaş trollere taş çıkartacak şeyler söylemiş. Cezaevindeki bebekli anneler için talimatla hamile kalıyorlar sakızını troller çiğnedikten sonra şimdi muhalefetin ağzına vermiş. "Bakın size tüyo vereyim. Oyunu bozmak için hamile ve bebekli kadınları tutuklamayın. Olsun bitsin. Zaten kanunda öyle diyor. Onu çiğneyerek, suç işleyerek yaptığınız şeyi yapmaktan vazgeçin. Tuzağı boşa çıkarın." Uluslararası insan hakları kuruluşları ispat etmişken, işkence yok demek nasıl bir ruh halidir? Hatta Anadolu Ajansı eliyle işkence fotoğraflarını paylaşıp gözaltındaki insanlara gözdağı verdiler. Erdoğan işkencecileri korumak için kanun bile çıkardı. Özel hala inkar ediyor. Kadına şiddeti protesto etmek üzere toplanan kadınlara meydan dayağı atan polisin kimsenin görmediği hücrelerde ne yapabileceğini kestirmekten aciz mi? "Sanmıyorum. Bu kadar körlüğün özel bir sebebi olmalı." diyor Bülent Korucu TR724'deki köşesinde.